Hasan Sancar merhabalar. Sana ve konuğuna hemen sözü bırakalım. Teşekkür ederiz Petek Atıcı Türkmen'e. Evet, konuğumuz Kurtuluş Başcimar, hukukçu. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Altan Bey. Şimdi malum olduğu üzere biraz baştan başlatalım takvimi. OHAL KYK'ları yayınlandı. OHAL KYK'larının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi bekleniyordu ama biraz da AİHM'in yol göstericiliğiyle sanırım bir OHAL komisyonu kuruldu. Ve bu OHAL komisyonunun çalışmalarına başlamasıyla iç hukuk yolları tırnak içerisinde söyleyecek olursak tüketilmemiş oldu. Fakat şimdi farklı bir nokta var. Birleşmiş Milletler'e gerçekleştirilen bu başvurular iç hukuk yolları tüketilmese dahi gerçekleştirilebiliyor. Öncelikle bu sürece nasıl gelindi? Biraz orayı anlatabilir misiniz? Tabii ki sizin de dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu başvuru yapılabilmesi için iç hukuk tüketme şartlarını yani iç hukuk tüketmenizi şart koşmuyor. Böyle bir kural yok. Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na başvuruda bulunabilmeniz için. Bu başladığımız sürece gelme noktası ise şu şekilde oldu. Bunun öncesinde çeşitli olarak bireysel başvurular yapılıyordu. Ancak bu başvurular hakkında her defasında Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Komitesi, Çalışma Grubu karar vermiş olmasına rağmen bunun gereği bazı kararlarda yapılıp bazılarında yapılmadığı için artık şu anda bugün konuşacağımız, bu programda konuşacağımız kararda Birleşmiş Milletler artık klasik işletilmesi gereken o bireysel başvuru yolunu işletme yoluna gitmedi. Önceki vermiş olduğu 10'dan fazla kararı emsal göstererek bu emsaller ışığında 15 Ocak'ta açıklanacak olan kararın içeriğine dair o önceki kararları derin bir analiz yaparak bu 20 KYK'lı yurttaşımız hakkında nasıl ve ne şekilde ihlal kararı çıkacak bunu bize gösterecek. Çünkü öncesindeki başvuru metotları olarak bir bahsettiğimiz klasik metot vardır. Yani kişinin başvuruyu yapması sonrasında hükümetten savunma istenip tekrardan karara bağlanması. Bir diğeri ise ihlallerin içerisinde bulunduğu ihlal iddialarıyla dolu mektuplar diyebiliriz. Tabii buna ilerleyen zamanlarda belki değinebiliriz ama bu ikisinin farkını ortaya koymak çok önemli şu andaki konuşacağımız konu açısından. Peki şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle. BM'nin kararından bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in kararı. Bu arada Ocak'ta açıklanacak kararın da nasıl bir beklentiniz olduğunu aktararak yani bu karar açıklandığından hem neler değişebilir hem BM'nin kararı neleri etkileyebilir ve kararın içeriğinde neler olacak biraz da oralara anlatırsanız çok çok iyi olacak. Tabii ki şimdi açıklanan kararda biz ciddi anlamda çünkü Birleşmiş Milletler'le başvuru süresinde 20 kişinin temsilcisi olarak yaptığımız yazışmalarda bu gelecek olan kararın bu zamanki kararlardan çok daha fazla ses getireceği ve yaptırımı olacağı bizlere zaten yazışmalarımız Neden? süresinde söyleniyordu. Çünkü şundan dolayı yani artık iş bireysel başvuruların teker teker incelenmesinden çıkmış olup sistematik bir hal almış durumda. Yani önceki verilen kararlar evet ihlaller belirtiliyordu orada ama şimdi burada toplu halde bir başvuru var. Yani kişilerin dosyaların birleştirilmesi meselesi var. Ve burada bu kararların her bir önceki BM'nin içtihatı da analiz edilerek bu kararlar verileceği için daha da bir emsal niteliğinde olacak. Daha güçlü bir karar olacak. Bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için de ben içtihat oluşturacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi maalesef OHAL ilan edildikten sonra 2016'dan beridir Türkiye'de KYK'lı yurttaşların, ihraç edilen insanların tüketemeyeceği, tüketilmesi yıllar alacağı bir iç hukuk sistemi oluşturmuş durumda şu anda. Ve bunun da tüketilmeden hiçbir şekilde başvuruları kabul etmiyor ve bunlar tükendikten sonra yani iç hukuk sistemi tamamen tükendikten sonra karara bağlıyor. Ancak konjonktürel davranıyor şu anda ortada Avrupa İnsan Aynen bugüne kadar karar çıktı mı? KYK'larla alakalı hayır. Hiçbir kararı şu ana kadar sonuca bağlamış değil. Yani şeyi bitirenleri bile, iç hukuk sistemini tüketen insanların bile başvurusunu şu anda bekletiyor. Ben konjonktürel davrandığını düşünüyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Ancak ilerleyen zamanlarda şu anda bu insanların mücadelesi o anlamda çok önem arz ediyor bence bu başvurular, Birleşmiş Milletler başvuruları. Çünkü şunu BM'nin içtihatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatından da çok iyi biliyoruz ki Birleşmiş Milletler kararları her zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne içtihat oluşturmuştur. Bu kararlara atıfta bulunarak ileride kararlarını açıklayacağını ben Peki düşünüyorum yani. bu başvuru yapan KYK'lılar özellikle bir
profilleri var mı? Yani sadece tutuklu KYK'lılar mı, tutuklanıp gözaltına alınıp ya da bırakılanlar mı? Yoksa hiç tutuklanmayan ve gözaltına alınmayanlar var mı işlerinde? Şöyle, çoğunluğu tutuklu içeride olan insanlar da var. Bunlardan oluşuyor. Ama bir kısmı da cezaevinde belli bir süre geçirmiş, tahliye olmuş insanlar. Yargılaması devam eden insanlar var. Daha sonrasında yargılaması düşürülmüş olan insanlar var ama Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Komitesi bir yargılamanın öncesi veyahut da sonrasını kale almadan, yani eğer bir özgürlükten alıkonulma meselesi oluşmuşsa bunun uluslararası standartlara uygun olup olmadığını denetler ve ona göre karar verir. Dolayısıyla saymış olduğunuz, yani bu göstermiş olduğumuz modelde insanlar var, yani statü olarak daha doğrusu yani. Peki BM'ye Türkiye bir savunma gönderdi mi bu konuda? Gönderdiyse ne diyor? Yani nasıl savunuyor kanun hükmünde kararnameleri? Şöyle söyleyeyim. Bu kararın zaten önemli olan noktası da orası. Yani önceki Birleşmiş Milletler'in klasik metodunun dışına çıkılarak verilmiş bir karar. Önceki başvuruların hepsinde savunma istenip daha sonrasında bir karara bağlıyordu. Ancak şu anda 20 kişinin başvurusunu önceki kararları dediğim gibi emsal göstererek Türkiye'den savunma, yani evet de, yani usul bozulmaması adına tekrardan bir savunma istendi ama o savunmanın kararın gidişatını değiştirecek nitelikte olmadığını biliyoruz. Yani kesinlikle bize verilen bilgi 20 kişi hakkında şu anda Türkiye'ye gönderilen bir ihlal dosyası şu anda. Yani savunması vesaire Türkiye'nin elbette alındı ama bu değiştirmeyecek. Çünkü içtihatlar ışığında verilmiş bir karar. Peki şeyi de merak ediyoruz şimdi. Tutuklular için karar verildi. Tamam, bunu biliyoruz. Ya da karar açıklanacak. Bir de az önce yayından önce de sohbet ettiğimizde söylemiştiniz. Bir de hiç tutuklanmamış olanlar için de bir başvuru var sanırım. Elbette, yani biz bunu konuştuğumuz konu Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu ile alakalı bir karar. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani hiç tutuklama geçirmemiş, sadece ihraç olmuş, mesleğinden ihraç olmuş insanlarla alakalı da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi var. Burası AİHM'le aynı görevi gören, aynı sistemle çalışan bir yer. Ancak daha objektif kararlar verebiliyor. Bizim de orada şu anda kabul ettirdiğimiz ve sonucunu beklediğimiz bir dosya var. Hı. Ve bu Türkiye'den gidip ilk kabul edilen dosya. Aynı zamanda şu anda Birleşmiş Milletler'in sitesinde karara bağlanacak dosyalar arasında gösterilen Türkiye'den gitmiş, kabul edilmiş tek dosya. Sonucunu bekliyoruz. Bu kararla bizim hedefimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de kurdurduğu iç hukuk sistemini, OHAL Komisyonu ile başlayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden süreci insan hakları hukukuna uygun olmadığını kanıtlamış olacağız bu kararla. Peki o davada son durum ne? Bir de Türkiye oraya savunma gönderdi mi? Evet, Türkiye, yani biz başvurumuzu yaptık. İç hukuk sistemi OHAL Komisyonu ile başlayıp Anayasa Mahkemesi'ne kadar olan sistemin etkili olmadığını sunduğumuz bu başvuruda Türkiye'nin savunması alındı. Türkiye'nin savunmasının yanı sıra tabii ki şu anda karar aşamasında, yani iki tarafında savunması alındı. Yaptığımız yazışmalar sonucunda da zaten şu anda karar aşamasında olduğunu biliyoruz başvurumuzun. Ve bu karar gerçekten de Türkiye'de yargı anlamında birçok şey değiştireceğine inanıyoruz biz. Peki şeyi de sormadan geçemeyeceğim. BM ve AİHM, BM İnsan Hakları Komitesi ile AİHM arasında ne gibi farklılıklar var? Şöyle bir farklılık var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaklaşık olarak 50 tane ülkenin yargı yetkisini tanıdığı daha bölgesel bir mahkeme olarak kalıyor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne göre baktığımız zaman. Ve herkesin de bildiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir alt kuruluşu olduğu için kısmen de olsa, zaman zaman da olsa, Türkiye için değil sadece, bu geçmişte örnekler var, Fransa mesela, konjüktürel kararlar verebiliyor. Yani birliğe üye olan ülkelerin içinde bulunduğu politik durumla alakalı kararlar verebiliyor ki KYK'lılar için şu anda durum tam da budur bence. Ama bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde durum böyle değil. Yani tamamen objektif, tam bağımsız bir yargı merciği olarak yapılan başvuruları objektif olarak değerlendirip karara bağlayabiliyor. Şu anda da zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci kitlemiş olduğu için KYK'lıların artık tamamıyla bir alternatif yeri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ni ya da Keyfi Tutuklamalar Komitesi'ni kullanmaya başladığını da görmeye başladık. Kararları bağlayıcı mı yani, ya da bu bağlayıcılık nasıl uygulanıyor? Şöyle, güzel bir soru. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin, sonrasında Keyfi Tutuklamalar Komitesi'nin de aynı şekilde kararları verirken bir uluslararası siyasal ve politik haklar sözleşmesi üzerinden bu kararlar veriliyor. Yani bu sözleşmede hangi haklar nasıl ihlal edilmiş
şeklinde veriyor. Bu sözleşme de uluslararası bir sözleşme olduğu için ve Türkiye de buna taraf olarak bağlayıcılığını kabul etmiştir. Anayasa madde 95'e göre de bu böyledir. Kararlar bağlayıcıdır. Çıkan kararların zaten bahsetmiş olduğumuz gibi Türkiye'de direkt uygulanması gerekiyor. Tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olduğu gibi. Fark şurada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ile Keyfi Tutuklamalar Komitesi'nin infaz mekanizması yoktur. Ancak bu bağlayıcılıkla alakalı bir durum değildir. Burada da dünyadan örneklerinde olduğu gibi insanlar kararını aldıktan sonra yargılamaların devam ettiği mahkemelere sunarak bu davalarını takip edip sonuçlarını alabilirler. Peki şöyle biraz da somutlaştırmak adına soruyorum. Ben kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildim. Daha önce tutuklanmadım. Geldim size, dedim ki Kurtuluş Bey ben başvurmak istiyorum. Süreç nasıl işliyor? Yani yurttaşlar bu sürece nasıl başlayabilirler? Nasıl ilerleyebilir? Biraz daha somutlaştırmak adına. Tabii ki yani hiçbir tutuklanma vesaire yoksa siz belli bir yargı yollarını tüketmişseniz ya da bu yolların etkisiz ve uzun olduğunu düşünüyorsanız burada direkt başvurunuzu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne yapabilirsiniz. Yani burada esas dikkat edilmesi gereken yer Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin verdiği kararın en son kararında İsmet Özçelik kararında Anayasa Mahkemesi'nin etkili olmadığı ortaya çıktı mesela. Etkili bir yer olarak tanımıyor. Yani siz başvurunuzu oraya kadar, Danıştay'a kadar, idari yargı yollarından gidiyorsanız yaptığınız takdirde direkt başvurunuzu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne yapabilirsiniz. Peki, geldim, başvurumuzu yaptık. Başvuru olumlu sonuçlandı. BM İnsan Hakları Komitesi dedi ki bu OHAL KHK'sı aykırıdır. Yani bütün insan hakları haklarına aykırıdır. Biz bunu doğru bulmuyoruz dedi. Ben o kararı aldım, Türkiye'ye getirdim. İşte Türkiye'deki ilgili kurumlara gönderdim bu kararı. Ne değişecek mesela bir KHK'lı açısından? Yani işe alınma süreci başlayabilecek mi? İşe dönüş süreci başlayabilecek mi? Yoksa Türkiye'deki mahkemeler artık buna uygun bir karar verdikten sonra mı o süreç işleyecek? Şöyle, yani sizin oradaki almış olduğunuz karar tamamıyla Türkiye için bağlayıcı bir karardır ve o kararınızı aldıktan sonra bunun uygulanmaması için yani hukuk devletinin olduğu bir yerde bu kararların uygulanmaması mümkün değil. Siz bu kararınızla sizin hakkınızda yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararla Birleşmiş Milletler kararı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin kararı çelişir nitelikte olduğu için yani Birleşmiş Milletler sizi haklı bulurken yerel mahkemeler haksız bulmuş olduğunu varsayarsak burada çelişki durumunda Birleşmiş Milletler'in kararı bağlayıcıdır ve dolayısıyla sizin bununla alakalı yerel mahkemelere yapacağınız talep doğrultusunda işe geri iadenizi ve tazminatınızı talep etme hakkınız vardır. Peki şunu da soralım. Şu an kararını beklediğimiz esas olarak 20 kişi var. Evet. Şu an o 20 kişi içinde herhangi bir tutuklu isim var mı? Tabii tutuklu olan insanlar var. Peki şunu soracağım ben onun için özellikle. Bu onların tahliyeleri sürecini de sağlayacak mı? Çünkü şundan dolayı soruyorum bunu. KYK ile ihraç edilme gerekçeleriyle tutuklanma gerekçeleri aynı ise ve KYK'ları haksız bulunduysa, ihraçları haksız bulunduysa bu onların tahliyesi sürecini hızlandırır mı? Elbette hiç şüphesiz. Çünkü bu insanların, bu başvuruda olan insanların içeride olmasının sebebi şu. Dernek, sendika üyeliği, örnek vermek gerekirse. Bunlara üye olduğu için tutuklanan ve içeride olan insanlar var. Bu insanların dernek ve sendika üyeliği Türkiye'nin yerel mahkemeleri tarafından suç olarak kabul edilebilir. Ancak bunu Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Komitesi önceki kararlarında da içtihat altında da örgütlenme hakkı olarak kabul ediyor. Yani bunu Türkiye bu zamana kadar vermiş olduğu savunmaların hiçbirinde değiştiremedi içtihat olarak. Dolayısıyla şu anda bununla alakalı olarak bu kişiler kararlarını aldıktan sonra yerel mahkemelerde bunun takibini de çok iyi yaparak sunarak ilgili yerlere tahliyelerini talep edebilirler yani. Peki ilk kararı 15 Ocak'ta bekliyoruz. Evet, 15 Ocak'ta bekliyoruz. 15 Ocak'ta açıklanacak kararımız. 15 Ocak'ta açıklanacak karar tutuklu veya daha önce gözaltına alınan serbest bırakılan isimlerle ilgili. Peki hiç daha önce gözaltı tutukluluk yaşamamış olanlarla ilgili karar ne zaman açıklanacak? Onu da az önce belirttim. Şu anda uluslararası yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ile yapmış olduğumuz yazışmalara göre kararın şu anda açıklanmak üzere olduğunu bize bildiriyorlar. Yani çok kısa bir süre içerisinde ihraç olan insanlarla alakalı da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi çok ciddi bir karar verecek yani. Peki burada bir de İngiltere'nin dahli var sürece sanırım. Evet, yani bunu hukukçu arkadaşlarımız da bilir. Uluslararası mahkemelerde dava takip ettiğiniz zaman buna üçüncü taraf olarak objektif bir değerlendirme sunması açısından üçüncü tarafları çağırabilirsiniz. Bunlar insan hakları örgütleri olabilir. Bunlar dahil oluyor. Bizim yapmış olduğumuz başvuruda ise bir İngiltere'nin İnsan Hakları Komitesi yani İngiltere Barosu'nun İnsan Hakları Komitesi bizden taraf oldu.
ve görüş bildirdi. Şu anda da o dosyanın sonucunu bekliyoruz. Bu da tabii ki KYK ile ihraç edilen insanlar için ve Türkiye'deki iç hukuk sistemini tamamıyla etkisiz olduğunu göstermek için önemli bir karar olacak. İngiltere nasıl bir görüş bildirdi? Son olarak da onu sormuş olayım. Tabii dosyanın şu anda yargılama devam ettiği için bununla alakalı çok bir bilgi vermem şu anda mümkün değil ama yüzeysel olarak şunları söyleyebiliriz. Türkiye'deki OHAL Komisyonu ve İç Hukuk Sisteminin Anayasa Mahkemesi'ne kadar olan kısmın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku'na uygun olmadığını çıkarabiliriz. Yani anladığımız şu, Birleşmiş Milletler çok yakın bir zaman içerisinde hem daha önce hiç tutuklanmamış, gözaltına alınmamış kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler hem de şu an tutuklu olup ya da daha sonra tahliye edilenler dahil olmak üzere iki ayrı ve çok sayıda yurttaş için karar verecek. Kesinlikle öyle. Ve bu kararlar yakın zamanda açıklanacak. Yakın zamanda ilki 15 Ocak'ta dediğimiz gibi açıklanacak. Bu toplu olarak gelecek olan dosyamız. Diğeri de zaten çıkmak üzere. Yani iki tane ayrı birimden, Keyfi Tutuklamalar Komitesi ve İnsan Hakları Komitesi'nden iki tane önemli karar bekliyoruz. Bunlar tabii Türkiye için, Türkiye'deki mağdur olan insanlar için önem arz eden kararlardır. O zaman belki o kararlar çıktıktan sonra bir kez daha konuşmamız gerekecek bu konuyu. Evet, zira muhtemelen öyle olacak. Ondan sonra da yansımaları başlayacak, tabii, uygulama süreci yani başlayacak. Onun da zaten bu kararın şu anda daha çok ne şekilde neyi ifade ettiğini konuştuk. İlerleyen zamanlarda yani 15 Ocak tarihinde de açıklandığında da yine Artı TV ekranlarından en azından içeriye yönelik daha detaylı konuşma fırsatımız olur diye düşünüyorum. O zaman şimdiden sözünü almış olalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, önemli bir konuyu konuştuk. Önemli bir konuyduk. OHAL kanun hükmünde kararnameleri çok sayıda yurttaş ihraç edilmişti. Hala aslında sancıları sürüyor bu ihraçların. Kurtuluş Baştimar konuğumuzdu, hukukçu. BM'den gelecek kararları değerlendirdi. Bekledikleri kararları değerlendirdi. İlerleyen zamanlarda bu kararlar açıklandıktan sonra yine Artı TV ekranlarında tekrar kendisiyle görüşebilmek dileğiyle diyelim ve sözü tekrar Petek Atıcı Türkmen'e bırakalım. Altan Sancar, sana ve konuğun